Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Allah nasip ederse Kent Konseyi Başkanlığı'na adaylığımı açıklamak için burada bulunuyoruz. Tabii arkadaşlarımızla beraber bu yola çıktık. Uşak için daha güzel bir şeyler yapalım diye Uşak'a ne şekilde faydamız olur yönüyle istişarelerde bulunduk. Ve birlik beraberlik içerisinde toplayıcı bir unsur içerisinde Uşak'a hizmet etmeye çalışacağız. Şöyle söyleyeyim ben, tabi biliyorsunuz sizlerde Kent Konseyi'nin bir misyonu var. Bu yönetmelik ve yönergelerle hazırlanmış bir misyondur. Nedir bu? Kent yaşamında kentin vizyonunu, hemşerilik bilincinin gelişmesini, kentin ve hukukunun korunmasını, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek için kurulmuş bir kent konseyleri. İlimizde de inşallah biz bu misyona uygun şekilde çalışıp hep beraber arkadaşlarımızla beraber, diğer yürütme kuruluna gelemeyen arkadaşlarımız var, bize mazeret bildirdiler, mazeretlerini beyan ettiler. O arkadaşlarımızla beraber Uşak için hep beraber el ele çalışacağız. Kent konseyleri kendi yörelerinde en önemli toplumsal kuruluş haline gelmelidir. Öncelikle hedefimiz bu olacak. Bu sebeple kent konseyi faaliyetlerini bir demokrasi platformu olarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Yerel ve demokratik buluşma noktası olan kent konseylerimizi Uşak'ımızın dinamiklerini kapsayan bir çatı kuruluşu haline getirerek sadece belli kesimlere değil, herkese ve her kesime hitap eden bir yapı olmasını sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Demokrasi kültürünün, uzlaşmanın, hoşgörünün, sosyal hayata, insan ilişkilerinin, hemşerilik bilincinin geliştirilebilmesi için canla başla elimizden geldiği kadar kentimizin yaşam kalitesini en üst seviyede yükseltmek için çalışacağız. Kentimize sahip çıkarak aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde şehrimizin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Uluslararası gelişmeleri takip ederek, ülke şartlarını gözeterek, şehrimizde yaşayan herkesin sesine ve ihtiyaçlarına kulak vererek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler üretmeye gayret edeceğiz. Vatandaşların katılımı ile oluşan sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile belediyelerimizi ve devlet, kamu ve kuruluşlarını, kurumları arasında aracılık rolü üstlenerek, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini, sorunlarını giderme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yine aynı şekilde Kent Konseyi olarak bizler birleştirici, yani onun, bunun, şunun değil, Uşak'ın insanı olarak, Uşaklı olarak Uşaklılara hizmet etmek için bu yola çıktık. Ben tabii kendimden bahsetmeden direkt konuya girdim. İsterseniz önce kendimi de tanıtayım. Çok özür dilerim. Heyecanıma verin. İsmim Mehmet Kurnaz. Uşak Kanserle Savaş Derneği Başkanlığı'nı yürütüyorum. Çalıştığım kurum yönüyle şu an ona girmek istemiyorum. Neticede o farklı bir hadise. O çalıştığım kurumda da sürekli insanlarla, toplumla iç içe olan birisiyim. Ortalama 1967 doğumluyum. Uşak'ta doğup büyüyen bir insanım. Uşak'ın sorunlarını, Uşak'taki olan gelişmeleri elimizden geldiği kadar yakından takip etmeye gayret ediyoruz. Yürütme kurulumuzdaki arkadaşlarımızı tanıyorsunuzdur. Arkadaşlarımız da kendilerini bir kez daha arzu ederseniz tanıtabilirler. Sorularınız olursa ben sorularınıza cevap vereyim. Yani heyecanımı maruz görün. İnşallah beraber daha güçlü, daha güzel bir Uşak için çalışacağız. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Buyurun efendim, sizi tanıyalım. Uşak Merkez Cumhuriyet Mahalle Muhtarı, ismim Fadime Meral. Ayrıca de şu son 15-20 günlük süreçte de vekaleten Kent Konseyi Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Bu kadar. Ramazan Özkan, Banazlar Derneği Başkanıyım. Bir kamu kurumundan emekli oldum yönetici olarak. Teşekkür ederim. Hüseyin Yıldırım, Uşak Veren Savaş Derneği Yönetim Kurulu adına. Fatih Mahallesi Muhtarı Cengiz Uludağ. Ayrıca Uşak Kent Konseyi Yürütme Kurulu'ndayız. Uşak için yapılması gereken ne iş, ne gören varsa her zaman yanlarındayız. Her zaman da yapılması gereken ne varsa yaparız. Yeter ki Uşak için olsun. İrfan Kılınçer, Türkiye Kamusal İl Temsilcisiyim. Aynı zamanda Türkiye Eğitim Sen Uşak Şube Başkanıyım. Yine bu noktada Kent Konseyi seçimlerinde işte başkan adayımız Mehmet Kurnaz'la birlikte hareket edeceğiz inşallah. Uşak için elimizden ne geliyorsa yapmaya özen göstereceğiz. Teşekkür ederim. Tekrar fotoğraf çekelim lütfen. Evet.